diyeceksiniz ki bunlar saldırgan, bunlar değil. Buna izin veriyorum, buna izin vermiyorum diye bir karar vereceksiniz ve bunu uygulayacaksınız. Eskiden firewall'la uygulanabilen bir şey artık uygulanamaz oldu. Çünkü böyle bir sınır diyebileceğiniz bir şey ortadan kalktı. Yani zero trust nedir diye sorduğunuzda işte zero trust diyor ki yani artık böyle işte ağın içerisindeki güvenilirdir. Default olarak güvenirim. Dışarıdan gelirse ben doğrulamalar yaparım değil. Her halükarda sen orijinalde hiçbir erişim hakkı yoktur o kişinin, o entity'nin ama ben onu doğrulayarak kimlik bilgilerini işte authentication, authorization süreçlerinden geçtikten sonra ancak onun neticesinde ben erişim hakkını verirsem yani zero trust diye bir şey tanımlamış olabilirim. Evet. Şirketler böyle kimlik ve erişim yönetimi deyince 4 tane ayrı ayrı ürün kendi bünyesinde konumlandırmak istemiyor. Çünkü bir kere her şeyden önce lisans bedelleri ödüyorlar. Bunların çoğu halen çoğu yurt dışı menşeli olduğu için yüksek lisans bedelleri var. Ve denilen şey şu ki artık convert yani bunlar bir yakınsama olacak. Kurumlar artık tek bir ürünün alsınlar. Bu farklı farklı kimlik ve erişim yönetimi ihtiyaçlarını tek bir ürünle gidersinler noktasına geldiler deniyor. Bir de bu FIDO 2 ile birlikte bu passwordless authentication. Yani insanlar tamam parolanın yanında MFA'yı yapıyor ama hala parolaları yönetmeleri gerekiyor. Bu da işte verimlilik vesaire problemleri oluşturuyor. Evet. Biz yine MFA yapacağız. Yani FIDO 2 denilen şey parolaları ortadan kaldırdıktan sonra iki faktörlü doğrulamadan vazgeçiyor değil. Ben mobil telefon üzerinde bu kimlik doğrulamayı tamamlıyorum ama orada aynı zamanda bir biyometrik doğrulama da yaptığım için iki faktör yine yerine gelmiş oluyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi YouTube kanalı Siber Kafe'ye hoş geldiniz. Ben Serhat Beşkonaklıoğlu. Bugün sizlerle birlikte siber güvenlik dünyasının derinliklerine dalacağız. Bu programda çok değerli konuğum ile siber güvenlik konularını ele alacak ve yeniliklerle ilgili heyecan verici konuları konuşacağız. Bugünkü konuğum çok değerli bir isim. Securify firmasının yönetim kurulu başkanı Sayın Profesör Doktor Kemal Bıçakçı bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Efendim sizler de hazırsanız, seyircilerimiz de hazırsa Siber Kafe başlıyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizleri çok iyi gördüm. Şimdi tabii ki de izleyenlerimiz çok merak ediyorlar. Profesör Doktor Kemal Bıçakçı kimdir? Biz sizden önce bir kendinizi dinleyelim. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ben 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan bu yana siber güvenlik ile ilgili çalışmalarıma devam ediyorum. Önce tabii akademik anlamda başladı çalışmalarım. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundum, Hollanda'da bulundum. Akabinde ODTÜ'de çalışmalar yaptım. Sonra da uzun süre TOBB Üniversitesi'nde çalıştım. TOBB Üniversitesi'nde çalışırken 2016 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nde benim doktora öğrencim, yüksek lisans ve doktora öğrencim Doktor Yusuf Uzunay ile birlikte Securify firmasını kurduk 2016 yılında. Ve işte 8-8,5 senedir de akademik olarak sağladığımız birikimimizi endüstriyel anlamda, ürün anlamında, sektör anlamında da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ve yani bu son 8,5 sene tabii ayrı bir hikaye, ayrı bir pencere oldu benim için. Son 3-3,5 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçtim. İstanbul'dayım. Üniversitede devam ediyorum. Halen orada belki onunla da ilgili konuşacağız. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapıyorum. Harika. Böyle bir siber güvenlikle ilgili meslek yüksekokulu projesi var. Bu proje başarıyla devam ediyor. Bunun da ben İstanbul Teknik Üniversitesi tarafındayım. Aynı zamanda da şirketle ilgili devam ediyoruz. Securify şirketinin ben yönetim kurulu başkanıyım, kurucu ortağıyım ve bilhassa kimlik ve erişim yönetimi alanında herkesin, ben bugün şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bizim aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bilişim Enstitüsü'nde siber güvenlik yüksek lisans doktora programı var. Sabahtan öğlene kadar onun mülakatlarındaydım. Böyle 50 kadar öğrenci arkadaşlarla yüksek lisans doktora ile ilgili konuştum. Bazıları mesela şöyle öğrenciler de vardı. İşte Türkcell gibi böyle güzel kurumlarda onlarca yıldır çalışıyorlar ama hani pratik tecrübeyi akademik tecrübeyle de birleştireyim, ikisiyle ilgili daha güzel şeyler yapalım. Hani niye başvurdunuz dediğimizde böyle şeyler söylüyorlardı. Hani o bana çok yakın geliyor o kelime. Çünkü hakikaten de onu yapmış olduğumuzu biz hissediyoruz. Akademik olarak başladığımız bu serüvene
endüstriyel anlamda, ticari anlamda da devam ediyoruz. Harika, harika. Tabii ki de şimdi buradan, bu arada Yusuf hocamıza da selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Kendisinde sevgilerimizi sunuyoruz. Şimdi o zaman Securify'ın ekosistemdeki yerini kısaca bize anlatır evet. mısınız? Biz şimdi, sizden bunu dinleyelim. Tabii şimdi siber güvenlik kümelenmesinin biz ilk üyelerindeniz. Evet. Ben o zamanlar tabii Ankara'daydım. O zamanlar Cenk Bey vardı. Bilmiyorum tanır mısınız? Cenk Bey ile beraber görüşürdük. Evet. Belli bir noktada bir başlangıç yaptık. Siber güvenlik tabii interdisipliner bir alan. Sadece teknikte değil. Bunun çok çok işte boyutları var. Bunun altında yani bir market analiz yaptığımızda, market share yaptığımızda en önemli segmentlerden bir tanesinin kimlik ve erişim yönetimi olduğunu görüyoruz. Yani Identity and Access Management diye geçiyor. Yani mali büyüklük olarak veya yüzde olarak da büyük bir yekün teşkil ediyor. Zira baktığımızda siber güvenlik problemlerinin çoğunun kimlikle ilişkili olduğunu, bir işte Verizon'un Amerika'da bir mobil operatör bir analizi var. Bakıyorlar ki başarılı siber güvenlik saldırılarının %81'i ya zayıf ya da çalınmış paroladan kaynaklı. Yani çok ciddi bir risk. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde işte baş hacker, NSA'de çalışan Rob Joyce diye bir adam var. O diyor ki işte bu zero day'ler falan filan hani biz onlarda da çalışıyoruz ama çoğu zaman bir yeri hack etmek istediğimizde gerekmiyor bazı şeyleri yapmak. Çünkü basit bir spear phishing, bir e-mail gönderir, bir oltalama saldırısıyla parolasını, credential'ını aldığımız, çaldığımız anda iş bitmiş oluyor. O yüzden çok kritik bir noktada pozisyonlandığımızı, siber güvenliğin çok önemli bir alanında faaliyet yürüttüğümüzü biz düşünüyoruz. Harika. Zaten ekosistemdeki yerinizi biz de çok küme olarak Securify'ın farkındayız. Ve bu yüzden de biraz da farkındalığı artırmak için de sizi de burada biraz ağırlamak istedik hocam. Bunu da söyleyelim. Şimdi o zaman biraz daha işte sizden bu teknik konuları da hani biraz daha girmek istiyorum. Siber güvenlikte kimlikleri korumak neden önemlidir? Bunu biz sizden dinleyelim. Evet. Şimdi tabii akla siber güvenlik ürünü dediğimde ne gelir? İlk böyle ürün olarak böyle hemen bir şirketin satın alması gerektiği bir şey olarak desem nasıl bir cihaz? Pentest. Bir cihaz olarak düşünseniz ne gelir aklınıza? Vallahi ne gelebilir? Ekip arkadaşlarımızdan da alalım. Var mı sizin bilginiz? Yok. Siz söyleyin hocam. Mesela bir firewall değil mi? Tamam. Hemen yani bir şirkette olmazsa olmaz cihazlardan bir tanesi firewall'dır. Firewall ne yapar? Firewall bizim perimeter defense dediğimiz yani sınır güvenliği. Firewall bir hat çeker. Evet. Bu hattın dışarısında internet tehlikeli ortamdır. Değil mi? Tehlikeler internetten gelir ve burada bir fiziksel sınır da yoktur. Yani sadece Türkiye'ye ait değil, dünyanın herhangi bir yerinden sizin şirketinize bir saldırı olabilir. Siz bu firewall'da kurallar tanımlayarak dersiniz ki benim şirket içerisi güvenilir bir ağ, şirket dışı güvensiz bir ağ. Ben bu firewall'u güvenli bir şekilde yönetirsem, oradaki politikaları doğru ve güncel tutarsam belli seviyede siber güvenliği sağlarım dersiniz. Ama gel gelelim bu belli bir yere kadar geçerli oldu fakat ne oldu? İşte 2020'li yıllarla birlikte bir COVID süreci başladı. Bu var olan yani mevcut olan bu süreci hızlandırdı. Artık uzaktan çalışmaya başladı insanlar. Yani uzaktan bağlandığı kendi bilgisayarlarıyla bağlanmaya başladı. Sonra bulut bileşim diye bir şey çıktı. Artık biz sadece kurum içerisindeki uygulamalara, serverlara bağlanmıyoruz. Çok dünyanın her bir yerindeki bulutlara bağlanmaya başladık. Dolayısıyla bu perimetre, yani ben zaten siber güvenlik şu demektir. Çok özetin özeti. Kim erişim hakkı var, kim yok, bunun ayırdığını yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bunlar saldırgan, bunlar değil. Buna izin veriyorum, buna izin vermiyorum diye bir karar vereceksiniz ve bunu uygulayacaksınız. Eskiden firewall'la uygulanabilen bir şey artık uygulanamaz oldu. Çünkü böyle bir sınır diyebileceğiniz bir şey ortadan kalktı. O zaman da insanlar dediler ki, identity is the new perimeter. Yani artık kimliği ben bir sınır olarak çizeceğim. İşte zero trust çok duymuşsunuzdur. Böyle bir kavram karmaşası da var. Yani zero trust nedir diye sorduğunuzda işte zero trust diyor ki yani artık böyle işte ağın içerisindeki güvenilirdir. Default olarak güvenirim. Dışarıdan gelirse ben doğrulamalar yaparım değil. Her halükarda sen orijinalde hiçbir erişim hakkı yoktur o kişinin, o entity'nin ama ben onu doğrulayarak kimlik bilgilerini işte authentication, authorization süreçlerinden geçtikten sonra ancak o bunun neticesinde ben erişim hakkını verirsem yani zero trust diye bir şey tanımlamış olabilirim. Evet. Dolayısıyla kimlik
yönetiminin önemi oradan geliyor. Artık biz o çizgiyi, o sınırı kimliklerle ancak çizebiliyoruz, çekebiliyoruz. Tabii ki de hayatımızda şu anda bizde önemli. Özellikle bahsettiniz 2020 yılından sonra birçok şey değişti pandemiyle beraber de. Bunun farkındalığını hepimiz farkındayız. O yüzden biraz daha bizi izleyen, belki teknik konuda bilgisi olmayan kişilerin de bu konuda sizin sayenizde bilinçlendiğini düşünüyorum. Evet hocam, o zaman parolalar kimliklerimizi korumada neden yetersiz kalmaktadır? Evet. Dinleyelim mi sizden? Şimdi tabii bu soru hani 2020'li yıllardan önce, hemen önce birazcık daha çok soruluyordu. Yani biz işte firmalarla görüşüyorduk. Diyorlardı ki biz şöyle bir ürün arıyoruz. Nasıl bir ürün arıyorsunuz? Otomatik olarak parolaları yenilesin. Parola politikalarını hani işte güçlü olması noktasında parolaları biz böyle araçlar kullanalım. İnsanları o noktada zorlasın veya böyle çekler yapsın vesaire. Biz de diyorduk ki yetmez. Niye yetmez? Çünkü parolanın güçsüz olması veya zayıf bir parola olması ile ilintili değil kimlik saldırılarının çoğu. Yani bir phishing saldırısını düşünün. Evet. Phishing saldırısı sizin parolanız güçlü bir parola olduğunda çalamıyor mu sizin parolanız? Ne kadar güçlü olursa olsun o parola ele geçebilir. Sadece phishing saldırısı değil, işte bir keylogger programı yardımıyla ne yapabiliyorsunuz? Parola istediği kadar güçlü olsun o parolayı toplayabiliyorsunuz. O yüzden sadece parolaların yetmediği noktasında artık ortak bir kanaat oluşmuş durumda. Genelde problem şuradan çıkıyor. Tamam hocam da yani parolalar yeterli değildi ama her seferinde de yani telefondan onay vermek zor olmuyor mu noktasına geliyor. Yani orada da işte Secure Identity'nin risk tabanlı kimlik doğrulama diye bir özelliği var. Gerektiği anda escalate ederek, yükselterek risk belli bir seviyenin üzerine çıktığında multi-factor authentication yapalım. Yani siz her zaman aynı makineden bağlandınız. O makineden de multi-factor authentication'la zaten bir sürece başladınız. O sürecin akabinde aynı makineden devam eden bir kimlik doğrulama varsa o zaman MFA'yı tercih edilmeyebilir. Ama siz gittiniz yurt dışında bir fuarı ziyaret ediyorsunuz. Yeni bir makineden bağlanırken elbette oradaki risk büyüyor. Ve orada multi-factor authentication yapmanız gerekiyor. Çift faktörlü doğrulama. Bu işin artık minimali olmuş. Hani bunun üzerinde çok işte davranışsal biyometri var. Farklı işte FIDO 2'leri var. Passwordless authentication'ı var vesaire. Ama artık sadece parolayla bu işin olmayacağı aşağı yukarı herkesin ortak kanaati olmuş durumda diyebiliyorum. Evet, harika. Evet hocam. Tabii bununla beraber biz şunu da bir soralım size. Kimlik ve erişim yönetimi nedir? Evet. Aslında biz bunu biz yapıyoruz. Evet. Şimdi tabii biz süreçte bu pandemiyle birlikte multi-factor authentication noktasında çok ciddi bir ihtiyaç oldu. Ve bu noktada başladı. Fakat tabii domain çok geniş. Sadece multi-factor authentication'la ilintili değil. Bir kere önce bizim kimliklerimizin yönetilmesi gerekiyor. Kimlik ne demek? Kimlik çok basit anlamda şöyle düşünebilirsiniz. Sizin kullanıcı ismi, mesela bir sisteme girerken kullanıcı ismini yazdınız ya, kullanıcı ismini yazmanız sizin kimliğinizin karşı tarafa iletilmesi oluyor. Yani siz bir şirkete girdiğinizde ne yapmanız lazım? Belli uygulamalarda artık sizin erişim hakkınızın olması lazım. Her şeyden önce o kimliklerinizin o sistemlerde tanımlanması gerekiyor. Belki bu merkezi olacak. Belki bir aktif direktörü yardımıyla oradan merkezi bir şekilde olacak. Veya işte siz başladınız, kimlikleriniz tanımlandı ama siz kurumdan ayrıldınız. O zaman da bunların silinmesi gerekiyor. Yani bu provizyonlama, deprovizyonlama diyoruz, iş akışları diyoruz, life cycle diyoruz. Bu kimlik bilgilerinin yönetilmesi gerekiyor. Ama bununla bitmiyor tabii. Bir de bu işin erişim yönetimi tarafı var. Çok daha kritik. Erişim yönetimi de şu demek. Ben o kimlik bilginizi girdin, username'i girdiniz, password'ı girdiniz, password'la birlikte MFA vesaire de yaptınız. Authentication, kimlik doğrulamayı da gerçekleştirdiniz. Üçüncü aşamada authorization aşaması. Authentication aşaması da zor ama authorization daha da zor. Authorization niye zor? Bu sefer çünkü büyük bir şirket düşünün. O şirkette hangi uygulamada, hangi rolle, hangi erişim haklarınız var? Bunu nasıl yöneteceksiniz konusu söz konusu oluyor. Bu da artık tabii bu olgunluk modelleri var. Türkiye yavaş yavaş işte MFA ile başladı. MFA'den sonra single sign-on'a geldi. Single sign-on'da bu bahsetmiş olduğum authentication aşamasını merkezileştirmek ve yavaş yavaş da gelinen noktada sadece authentication'ı merkezi olarak yönetmek değil,
authorization'ı yani artık erişimleri de merkezi olarak yönetebilir miyiz noktasında ve yurt dışında birazcık daha bu noktada ileride olduklarını görüyoruz. Türkiye'de yavaş yavaş bu farkındalık oluşuyor. Yani ilk başta işte bir şirketi kurduk. İşte MFA daha çok talep ediliyor. Şimdi birkaç sene öncesinde bir single sign-on yani bunu artık merkezi yapalım çünkü teker teker ayrı ayrı bunu yönetmek çok zor noktasına gelindi. Şimdi üçüncü olarak da bu Identity Governance and Administration denilen bir domain var. Burada da artık erişim kontrolü, işte role tabanlı, attribute based, farklı farklı tekniklerle kişilerin bu sefer erişim haklarını yönetmek, authorization'ını yönetmek, merkezi olarak yönetmek. Yani siz geldiniz bir kuruma başladınız, insan kaynaklarına gittiniz, insan kaynakları sizin basit tanımlamanızı yaptı, bir tuşa bastı. Otomatik olarak o kurumda sizin rolünüze bağlı olarak tüm takır takır tabiri caizse hangi uygulama, çünkü bir basit bir kurumda bile 150-200 tane farklı uygulama var. Bunu merkezi olarak yönetmediğinizde 1-2 hafta siz, ben hani tahmin ediyorum, çünkü yaşadım bunları mesela, yani bir kuruma girdiğinizde büyük, eğer o kurumda büyükse bunu yaşayabilirsiniz. O kuruma gittiğinizde bir haftanız, ilk birkaç haftanız, işte A kurumunda benim erişim hakkım olması lazım da açılmamış henüz. Oraya gidersiniz, başvurursunuz vesaire. Bunlara gerek yok esasında. Eğer doğru bir şekilde konumlanmışsa size sadece bir rol tanımlaması yapılıyor. O role bağlı olarak tak 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 merkezi olarak tüm o uygulamalarda erişim haklarınız tanımlanmış oluyor. Siz tabii ilave olarak bir olur ya başka bir erişim hakkı talebiniz olduğunda da bunun da ayrı ayrı süreci yönetilebiliyor. Böyle dallanıp budaklanan devasa bir şey ama bu noktada adım atmak gerekiyor. Yani sadece single sign-on'da artık yetmeyeceğini biz değerlendiriyoruz. Çünkü gitgide dijitalleşiyoruz, bu uygulama sayıları artıyor. Çok büyük güvenlik açığı. Yani insider threat denilen şey. Yani siz o kurumdan ayrıldınız. Bunu merkezi olarak doğru bir şekilde yönetmezseniz ne oluyor? 6 ay, 1 sene geçiyor hala orada çok hassas verilere erişiminiz var. Belki çok iyi ayrılmadınız o kurumda. O zaman o verilere erişmek, o belki işte müşteri verilerini dışarı çıkartmanız bir doğrudan KVKK ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Tehlike arz ediyor. Tabii. Yani aslında. Bir güvenlikle ilgili problem, bir de biraz evvel dediğim gibi verimliliği çok arttırıyor. Yani o return on investment denilen, yani o birkaç haftanızı kurtarıyorsunuz düşünün. Böyle bir sistemi konumlandırdığınızda sadece güvenlik artıları yok. Doğrudan verimlilik ve ekonomik kazanç noktasında da size %300, böyle Gartner'ın raporları var, %300 civarında size geri dönüşleri olabiliyor. Böyle yapıları kurgulayabiliyorsunuz. Anlıyorum. İşte daha demin de aslında bu Securify Identity'den bahsettiniz. Şimdiki sorum da aslında biraz ona gelecek. Evet. Securify Identity ürünü hangi siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılar? Aslında evet. Bu anlattıklarınıza istinaden. Evet. Şimdi tabii bunlar bahsetmiş olduğumuz pek çok farklı konu olduğu için geçmişte klasik anlamda Identity and Access Management'ın altında ayrı ayrı böyle domainler olmuş. Evet. Bir tanesi Access Management domaini, birisi Privilege Access Management domaini, birisi Identity Governance and Administration, bir tane Identity Proving diye ayrı bir şey tanımlanmış falan. Sonra Gartner raporları yine biz inceliyoruz, bakıyoruz. Şirketler böyle kimlik verişim yönetimi deyince 4 tane ayrı ayrı ürün kendi bünyesinde konumlandırmak istemiyor. Çünkü bir kere her şeyden önce lisans bedelleri ödüyorlar. Bunların çoğu halen çoğu yurt dışı menşeli olduğu için yüksek lisans bedelleri var. Ve denilen şey şu ki artık convert, yani bunlar bir yakınsama olacak. Kurumlar artık tek bir ürünün alsınlar. Bu farklı farklı kimlik ve erişim yönetimi ihtiyaçlarını tek bir ürünle gidersinler noktasına geldiler deniyor. Bizim de hedefimiz, yani o noktaya çok yakınız, bir convert IAM firması olmak. Yani bizi konumlandırdığında firma veya kuruluş, kamu kurumu olabilir, özel holding olabilir, finans kurumu olabilir, bankalar olabilir. Bizi konumlandırdığında artık eskisi gibi ben işte falanca ihtiyacım için falanca yazılımı, diğer ihtiyaç içinse bunu yapıp bunları entegre etmek için uğraşmayayım. Ne yapayım? Bir Securify Identity ürününü alayım. Kimlik ve erişim yönetimi altındaki tüm ihtiyaçları tek bir şirket, tek bir muhatapla karşılayabileyim noktasında. Bizim vizyonumuz, misyonumuz bu şekilde. Harika. O zaman yani şöyle, ürününüzün potansiyel müşterileri kimler? Hangi pazarlara odaklanmaktasınız? Onu da biliyorum. Şimdi şöyle, belli büyüklüğe ulaşmış herhangi bir kurum, kamu olabilir, özel olabilir, bizim müşteri alanıma giriyor. Ama
Tabii burada birazcık daha öne çıkan kurumlar oluyor. Onlar da böyle birazcık daha büyük, daha ölçeğe büyük. Çünkü bunlar dediğim gibi manuel olarak belli bir yere kadar yönetebilirsiniz. Mesela 10 kişilik bir firmasınızdır. Çok fazla hani böyle otomatize, workflow'lara vesaire bunlara ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ama binlerce kişinin çalıştığı bir firmayı düşünün. Binlerce firma çalıştığı bir firmada siz bunları yönetemezsiniz. Yönetemezsiniz, audit gelir, güvenlik açığı tespit eder. İşte bilhassa finans sektörü bu söylediklerime çok aşina. Ama diğer sektörler biraz daha geriden geliyor. İşte kamu sektöründe biliyorum ben, dijital dönüşüm ofisinin çok değerli böyle işte rehber çalışmaları var. Bunlar yavaş yavaş buralara doğru gelecek. Dolayısıyla kimlik ve erişim yönetimini daha merkezi olarak yapmaya çalışan, daha belli bir büyüklüğün üzerine ulaşmış her bir kurum, her bir organizasyon bizim potansiyel müşterimiz oluyor. Biz çok sayıda kamu kurumuna çalışıyoruz, işte bankalarla çalışıyoruz, farklı farklı holdinglerle çalışıyoruz. Referans sistemimiz böyle biraz şey, yani yem fabrikası müşterimiz mesela. Öyle mi? Tabii ha, yem fabrikası müşterimiz var, lastik işiyle uğraşan bir şirket bizim pekala bir müşterimiz. Dolayısıyla böyle bir aslında birçok alana hitap ediyorsunuz hocam. Evet. Yani tek bir alanda değil, illa teknoloji alanında teknolojiyi kullanan yerlere de aslında odaklanmışsınız, el uzatmışsınız. Evet. Harika. Evet. Hocam madem böyle çok aslında yani hocam inanılmaz dolu dolu anlatıyor. Evet, yani kesmek istemiyorum. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki hocam. Eksik olmayın, sağ olun. Hocam peki kimlik ve erişim yönetiminde yeni trendler neler? Hani bir de şöyle devam edeyim. Teknoloji bu noktadan nereye doğru gidiyor? Evet. Tabii şimdi burada çok konular var. Hani böyle bizim de hem TÜBİTAK projeleri olarak böyle uğraştığımız konu başlıkları var. Ben bunlardan hani vaktimiz el verdiği ölçüde birkaç tanesinden bahsedeyim. Bir tanesi işte bu FIDO 2 ile birlikte bu passwordless authentication. Yani insanlar tamam parolanın yanında MFA'yı yapıyor ama hala parolaları yönetmeleri gerekiyor. Bu da işte verimlilik vesaire problemleri oluşturuyor. Biz yine MFA yapacağız. Yani FIDO 2 denilen şey parolaları ortadan kaldırdıktan sonra iki faktörlü doğrulamadan vazgeçiyor değil. Ben mobil telefon üzerinde bu kimlik doğrulamayı tamamlıyorum ama orada aynı zamanda bir biyometrik doğrulama da yaptığım için iki faktör yine yerine gelmiş oluyor. Bu çok hot trend. Çünkü zaman içerisinde işte ilk başta YubiKey gibi hardware üreticileri bu sektördeyken daha sonrasında ardından Apple, Google gibi, Microsoft gibi pek çok büyük firmada bu FIDO 2'ye birazcık ortak oldu. Dolayısıyla bu bir trend. Bununla ilgili biz çalışıyoruz. İkinci trend de tabii birazcık daha futuristik, birazcık daha belki duymuşsunuz işte blockchain var. Blockchain'de decentralized identity diye bir kavram var. Privacy önemli, mahremiyet önemli, kimlik verilerinin işte güvenliği önemli. Bu noktada da projelerimiz var. Çok başlık altında. Biraz evvelki Converge IAM noktasında çalışmalar bir ayaktan devam ederken bir diğer ayakta da bu şekilde TÜBİTAK projelerimiz devam ediyor. Örneğin mesela bir projemiz bot tespitiyle ilgili. Çünkü password, yani diyelim ki müşteri kimliğiyle ilgili bir sisteminiz var. Sadece parolaları kullanmak mecburiyeti hissettiniz. Orada da bu sefer botları engelleyip bota karşı mesela işte daha akıllı bir şekilde kapçaları her seferinde değil de bot tehlikesi arttığında sadece kapça gösterebilir miyiz tadında, tarzında bu tarzdaki projelerimiz de devam ediyor. Şimdi bir, hani bir akademik ayağımız bir de işte Yusuf sayesinde böyle daha sektöre yakın, uygulamaya yakın bir ayağımız olduğu için yani o bizim bir avantajımız oluyor. Bu ikisini böyle birleştirmek, farklı farklı projeler yapma imkanımız oluyor. Gerçekten harika. Yani hocam o kadar güzel anlattınız ki yani bence izleyenlerimiz de bayağı bugün bir aydınlandı. Evet. Ama şimdi birazcık da işin özüne gelelim. Türkiye siber güvenlik kümelenmesine gelelim hocam. Neler söylersiniz Türkiye siber güvenlik kümelenmesiyle ilgili? Peki bir de daha etkin olabilmemiz için sizin de bir tavsiyeniz ya da önerileriniz var mıdır? Evet. Şimdi tabii bu bir Türkiye siber güvenlik kümelenmesi bir ihtiyaçtan başladı. Ben bu arada unutmadan söyleyeyim. Evet. Tabii çoğu belki bizi izleyenler biliyorlar ama benim bir YouTube kanalım var. O YouTube kanalında da böyle genç arkadaşlara bazen seslenme imkanım oluyor. Orada da değindiğim bir konuydu. Tabii ben... Hocam isminizle mi buradan? Evet, Kemal Bıçakçı olarak YouTube'dan erişebilirler. Evet. Orada da mesela bahsettiğim bir husustu. Ben seneler önce bakmıştım. Tekrardan böyle sizin bilginiz varsa tabii paylaşabilirsiniz. Veya yani bu noktada belki bir çalışma yapmak
Evet. Siber güvenlik kümelenmesinde gerekebilir. Olay şu, yani biz siber güvenlikte ürün olarak ne kadar yerleşebildik? Benim işte 10-15 sene bu belki kümelenmenin hemen başlangıcında duymuş olduğum bir rakam %90 hala yurt dışı ürünlerinin kullanıldığı, %90 dışa bağımlılık olduğu noktasında evet. bir istatistik. Tabii bu biraz değişmiş olabilir. Yani bizler varız, işte pek çok farklı konu başlıklarında çalışan firmalar var. Bu oranı belki %80, %70, %60'a indirmiş olabiliriz ama yetmez. Hala bizim alabileceğimiz, almamız gereken çok mesafe var. Bu noktada tabii kümelenme bize itici güç oluyor. Bizleri bir araya getiriyor. Gerek müşterilerle gerek bizler kendimiz siber güvenlik firmaları olarak. Mesela işte Sekhart firması ile tanışmıştık. Onlar kendilerinin network'ü, çünkü biz bir taraftan da sadece yurt içi değil, yurt dışına da satış yapmak istiyoruz. Orayla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Onlar da işte partnerlarla oluyor malumunuz. O partner bilgisini bizlerle paylaştı ve bu siber güvenlik kümelenmesinin sağladığı ortamla böyle karşılıklı bir işbirliği içerisinde oldu. Yani siber güvenlik kümelenmesinin tabii şirketlere bakan tarafıyla ilgili yaptığı çok şeyler var. Bir diğer tarafta tabii öğrenci arkadaşlar. Yani bu alan biraz evvel içeride konuşuyorduk. Hani şey gibi klasik savunma sanayisinde bunun bir endüstrisinin olması lazım. Yani bir işte savaş gemisi yapacaksınız, bir nükleer silah geliştirecekseniz öğrenci arkadaşlar böyle bir teknoloji geliştirebilmesi için muazzam bir altyapı gereği var. Ama siber güvenlik bu bir eğer bir silah olarak kullanılacaksa veya bir savunma tarafında da olsa böyle bir altyapı gerekmiyor. Yeter ki siz kendinizi teknik olarak, altyapı olarak bu teknolojiye, bu siber güvenliğin farklı disiplinlerde yetiştirebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla böyle muazzam bir imkan var burada. Yani biz belki kısa vadede işte Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin'in farklı teknolojilerde yetişme şansımız yok. Ama siber güvenlikte yetişebiliriz. Çünkü onların erişebildiği tool'lar, onların erişebildiği araçlar bizlerin de elinin altında. Kesinlikle. Yeter ki biz onları öğrenebilelim, profesyonel anlamda kullanabilelim veya savunma noktasında gerekli işte know-how'ı biz sahaya yansıtabilelim, ürünler geliştirebilelim. Şuraya geleceğim, çok uzattım. Öğrenci yetiştirme, teknik kapasite arttırma noktasında da yine siber güvenlik kümelenmesinin destek verdiği Duygu Hanım'ın Dijital Dönüşüm Ofisi'nden Duygu Fidancıoğlu'nun çalıştığı 4 tane üniversitemizde geçen sene itibariyle ilk defa başlayan siber güvenlik meslek yüksek okulları malumunuz açıldı. Evet. YÖK ile birlikte Dijital Dönüşüm Ofisi'nin imzaladığı ortak bir protokolle başladı bu süreç. Ben bunun İstanbul Teknik Üniversitesi ayağındayım. Oranın müdürlüğü evet. görevini evet. yapıyorum. Malumunuz tercih dönemleri de yaklaştı. Yani öğrenci arkadaşlardan benim ricam siber güvenlik meslek yüksek okullarını da ciddi anlamda tercihlerinde düşünmeleri. Gerçekten biz bu bir sene zarfında da hazırlıklarımızı tamamladık, laboratuvarlarımızı kurduk, müfredatımızı yaptık, öğretim görevlisi arkadaşları kendi bünyemize kattık. Zaten sahadan ilgili diğer hocalarımız da destek oluyor. Beraber karşılıklı bu insan gücünün yetişmesi noktasında çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Aslında benim son sorumu hocam, siz cevapladınız. Yani evet. ben de burada hem meslek yüksekokulundan biraz bilgi vermenizi isteyecektim ama şöyle yapalım hocam. Genç arkadaşlarına ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evet. Yani bizi buradan birçok genç arkadaşımız dinliyor. Belki siz şimdi kanalımıza evet. da girecekler, evet. daha yakından evet. tanımak isteyecekler. Nedir? Bize özel bugün programımıza özel bir tavsiye evet. sizden duymak istiyorum. Şimdi ben şöyle bir tavsiyede bulunayım. Tabii siber güvenlik deyince şöyle bir algı oluşuyor. Yanlış bir algı değil ama eksik bir algı. Yani bunun sanki hep ofensif tarafı gibi düşünülüyor. Yani ben bir yerlere saldıracağım, hack edeceğim, pentestler yapacağım falan. Ama böyle istatistiksel olarak bakıldığında bu işin büyük bir kısmı savunma tarafı. Çünkü saldırmak kolay, savunmak zor. Savunmak için ürünler geliştirmeniz lazım, o ürünleri yönetmeniz lazım, o ürünleri izlemeniz lazım. Dolayısıyla bu işin bir de bu tarafı olduğunu bilmeleri lazım arkadaşlar. Yani benim görebildiğim kadarıyla sağlam bir programlama bilgisiyle önce kendileri donatmaları lazım. Eğer siber güvenlik alanında bir söz sahibi olmak istiyorlarsa sadece belli araçları, tabii onlar da işleri çok kolaylaştırdığı için profesyonel anlamda onları kullanabilmek de çok önemli ama bir Python'ı en iyi düzeyde bilmeleri lazım arkadaşların. Bir diğer önemli nokta, ben akademik taraftan geldiğim için görebildiğim bir eksiklik. Mesela
kriptografi noktasında eksikleri var arkadaşlar. Siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen. Şöyle bir anımı anlatarak böyle birazcık da hani şey olsun, son bir anekdot olsun. Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir siber güvenlik kamp düzenlenmiş. Herhalde kümelenmenin desteğiyle düzenlenmişti. Geçen seneydi. 2022. Evet. Hocam. 2022 yılında düzenlenen en son gün beni panelist olarak çağırdı arkadaşlar. Sağ olsun biz de 4-5 çoğu hoca toplandık. Öğrenci arkadaşlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Dedim ki öğrenci arkadaşlara hani onlar böyle birkaç hafta eğitim almışlar. Siber güvenliğin farklı disiplinleriyle ilgili. Dedim ki kriptografide bir meşhur algoritma var. RSA veya RSA algoritması diye geçen. Bu algoritmayı duydunuz mu dedim. Böyle birkaç tane el kalktı. Biraz daha bu kriptografi mesela çok güçlü bir araç. Biz de kullanıyoruz şirketimizde ve her siber güvenlik ürününde konumlandırılan bir araç. Ve çok hani şöyle bir algı oluyor. Ben matematikçi değilim, kriptografiyi geliştiremem. Evet geliştiremezsin evet. Ama güçlü bir araç olarak kullanabilirsin. Bir de hani böyle siber güvenliğin hangi disiplinleri olduğunu, alt disiplinleri olduklarını görsünler. Mesela bunun governance tarafı yani yönetişim tarafı işte 27001 vesaire. Birazcık daha kendini sosyal yönden rahat hisseden arkadaşlar o alana yönlenebilir. Bunun psikoloji tarafı var, sosyoloji tarafı var, hukuk tarafı var. Bilişim hukuku denilen devasa bir alan tabii ki doğrudan siber güvenlikle ilgili. Yani bunun daha böyle geniş bir resmi olduğunu siber güvenliği. Sadece basit işte pentestten ibaret olmadığını bilmelerini ben isterim. Onun dışında da her türlü sorularını, cevaplarını zaten bana ulaşabiliyorlar. O vesileyle de sorabilirler. Ben mümkün mertebe sosyal medya üzerinden de kendilerini dönmeye, tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Kendilerine başarılar dilerim. Eğer tercih dönemindelerse hayırlı bir tercih yapmalarını, iyi bir bölüm tercih etmelerini ve güzel bir şekilde siber güvenlik alanında bir kariyer yapmalarını isterim. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten o kadar dolu dolu ki teknik anlamda da bize bilgiler verdiniz. Öğrenci arkadaşlarımıza da küme üzerinden de örnekler. Gerçekten yani aslında burada tam bir eğitmen olarak da bizi çok güzel beslediniz programda. Size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Securify firmasının yönetim kurulu başkanı Sayın Profesör Doktor Kemal Bıçakçı'ydı. Hocam bir kez daha ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, bir Siber Kafe programının daha sonuna geldik. Bundan sonraki programımızda farklı konuklar, farklı firmalarımız sizlerle beraber olacak. Sizlerden ricamız bizi takip etmeyi ve programımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Bir sonraki Siber Kafe programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. We'll be right back.